Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Fatoş ile Biz Bize kanalına. Nasılsınız arkadaşlar? Nasılsınız canlar? İnşallah çok iyisinizdir. Bizler Allah'a şükürler olsun. İyi diyelim, iyi olalım. Ne yapacağız? İçinde kimse o malzemenin olduğuna inanmayacak. Şöyle tel şehriyeli muhallebi yapacağız. Ben 2-3 kişilik yapacağım. Siz ona göre artırabilirsiniz. Yarım yarım ölçüleri kullanacağım. Yarım su bardağı tel şehriye kullanacağım. Bir de azıcık, yani bir yemek kaşığı kadar margarin kullanacağım ben. Arkadaşlar, margarinim eriyor. Yani bir yemek kaşığı, 1,5 yemek kaşığı. O sizin nasıl yağlı sevip sevmediğinize bağlı biraz da. Dediğim gibi ben 2-3 kişilik yapacağım. Siz dilerseniz artırabilirsiniz. Margarinin erici tereyağı kullanabilirsiniz margarin yerine. Çeyreğimi boşalttım. Rengi dönecek. Kahverengi olacak. Sürekli karıştırıyorum. Aynı kadayıf gibi oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Ben çok severim kadayıflı muhallebiyi. Bir de bunu denemediyseniz deneyin. Sürekli karıştırıyorum. Yağını biraz ben bol kullandım. Siz daha az kullanabilirsiniz. Çünkü yağ olarak sadece bunu kullanacağım. Dönmeye başladı şehriyelerimin rengi. Bakın bu şekilde. Altını kapatıyorum ben bunun. Yeterli. Kahverengileşti zaten. Çok da yakmıyorum yani. Gayet güzel. Altı kapalı şu an. Ben muhallebimizi yapmaya geçiyoruz. Öncelikle 2,5 su bardağı sütüm var benim. Şöyle yarım su bardağı, 200 milim su bardağı ölçüm. Yarım su bardağı toz şeker kullanacağım. 1,5 yemek kaşığı nişasta. Ben mısır kullanıyorum ama siz buğday da kullanabilirsiniz. Mısır nişastam var. Şöyle yarım yemek kaşığı unum var. Dediğim gibi ben 2-3 kişilik yapıyorum. Bir tane vanilin var. Öncelikle şekerimi tencereme boşaltıyorum. Şöyle unumu boşaltıyorum. Nişastamı boşaltıyorum. Bunları şöyle bir karıştıracağım önden. Hemen üstüne sütümü yavaş yavaş boşaltıyorum. Pişim esnasında zaten biliyorsunuz ben artık öğrenen öğrendi. Aşama aşama gitmeyi seven bir insanım. Topak topak olmasın diye önden biraz çırpacağım. Çırpa çırpa sütünü ekliyorum. Hepsini kattım ve çırptım. Ocağımın üzerine aldım. Hiç aralıksız karıştırmaya devam edeceğim. Dibine tutmasın diye. Şöyle bir tane limonun kabuğunu rendeledim. Aroma vermesini istiyorum. Kaynamaya başladı. Bakın katılaştı. Altını kıstım. Sürekli çırptım. Hiç aralıksız. Hemen vanilyamı katacağım. Muhallebimiz hazır arkadaşlar. Kapattım altını. Şöyle birkaç damla da limonu sıktım. İçine çok değil, 4-5 damla limon suyu da ekledim. Yine kapalı muhallebim aromasını versin istiyorum. Bakın katılaştı. Şimdi dolduracağız kuplarımıza. Siz küçük borcamınız varsa onu da boşaltabilirsiniz. Böyle kuplarım var. Önce muhallebimden bir kepçe alıyorum. Küçük kepçem zaten. Şehriyemden arasına koyacağım. Tencereme
Tekrar muhallebimden alıyorum. Limon kabuğu son anda aklıma geldi arkadaşlar. Aromasını versin dedim. Şöyle üzerine bırakıyorum. Bu yeterli. Şu şekilde bakın. Bu şekilde. Biz 3 kişi olduğumuz için ben 3 tane yaptım. Deneyenlerin şimdiden ellerine sağlık olsun. Afiyet, bal, şeker, şifa olsun inşallah. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir, videolarımı beğenebilir ve gelecek videolardan haberdar olmak için de bildirimlerinizi açabilirsiniz arkadaşlar. Ortaya limonlu muhallebi çıktı. Şehriyeli limonlu muhallebi olarak. Hani son anda aklıma geldi, çok da severim. Böyle siz portakallı olarak da yapabilirsiniz. Deneyenlerin ellerine sağlık olsun. Kendinize, kendiniz için, sizi sevenler için iyi ve cici bakın. Allah'a emanet olun.